bana diyor ki hayatı ben verdim, ben aldım. Fikir ve düşünce özgürlüğü. Aydın insan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kitaptan Aydınlığa programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Geçen hafta bu ekranda, bu stüdyoda biz yoktuk. Başka bir arkadaşımız vardı. Sevgili Kemal Hamşoğlu vardı hocamla birlikte. Biz Ankara'daydık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla önemli bir toplantımız vardı. Daha sonraki süreçte zaten ertesi gün hem Yurt Gazetesi'nde hem de Kanal Sokak televizyon ekranlarında o görüşmeyle ilgili içeriği haber olarak yansıtmıştık. Evet, bu akşam birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Çok şıksınız, hemen söyleyeyim. Gerçi o ceket biraz görsel olarak bir titreme yansıma yapar ama evet. Ama hoş, çok şık bir ceket ve mendili de çok güzel oturmuş. Zaten sizin bu giyim kuşam zevkinize de ayrıca bir hayranlığım olduğunu söyleyeyim bir defa. Sen de öylesin canım. Sağ ol hocam. Eksik olmayın. Şimdi hemen ben bu geçen gün, evvelki gün, dünkü dünkü gazetede yurttaki yazınızda şarkıcı Beyoncé ve dinci makaracılar başlıklı bir yazınız var. Çok ilgimi çekti. Altına da kim gavur kim değil diye bir açıklamada bulundunuz. Şimdi en ünlü şarkıcılardan biri olan Beyoncé aynı zamanda dünyanın en güzel kadınlarından biri. Son zamanlarda bir başka güzelliğe imza attı. Beyoncé Instagram'da Kur'an ayetleri paylaştı. Umarım Kur'an onu rahmetiyle kucaklar diyorsunuz. Çünkü evet. Beyoncé Müslüman değil. Evet. Ama Kur'an ayetiyle bir takım şeyleri paylaşıyor. Ve birileri de buna... Nüfus kağıdında Müslüman yazmıyor. Evet. Hayır, bilinen farklı, şey o. İkisi evet. Farklı, evet. Şimdi buradan gavurluğa geliyorum. Bizde bütün bunlar hep böyle de hemen yakıştırma yapılır ya, edilir. Gavurdur bu, yaramazdır falan bilmem nedir. Şimdi buradan sizin buradaki temel kastınız, bizdeki bu anlayışın sadece Müslümanların Tanrı ile Allah ile ilişkisi ve cennetlik olacakları adına, Müslüman olmayanların orada olmayacağı adına da böyle bir saçma sapan yerleşik bir bakış, bir değerlendirme var. Ve siz buna itiraz etmişsiniz. Ben kısaca özetleyerek söylüyorum ben bunu. Hakikaten gavur kimdir, kim değildir hocam? Gavur, yani çok geniş manasıyla hayata ve insanlığa kötülük eden insan demektir. Bu her dinin içinde olur. O dine falan, dine filan, dine mensup olmak buna engel değil. Ama teknik ilahiyat terimi olarak gavur dedim mi, her dinin mensubu için kendi dininden olmayan gavurdur. Din adına insanlığa yapılan kötülüklerin başta gelenlerinden biri bu anlayıştır. Yani Engizisyon papazlarına göre onlardan başka dindar yoktu. Evet. Tamam. Hemen geçelim bizim dünyamıza. Emevi zorbalarına göre. Emevi zorbalarına göre peygamber evladının katili, Kur'an'ı hayatın dışına kovan, İslam'ı yozlaştırıp bir saltanat ideolojisine dönüştüren bu adamlara göre mesela İmam-ı Azam gavurdu. Bunlara göre. Evet. Evet. Sen bilir misin İmam-ı Azam'a yöneltilen ithamlar içinde müşrik ithamı da vardır. Bırakın gavuru. Gavur kafir demek. Evet. Allah'a inanıyor da sizin dininizdeki gibi inanmıyor. Değil mi? Mesela Hristiyanlara, Musevilere kafir dersiniz. Ama Allah'a
inandıkları için, puta tapmadıkları için müşrik diyemezsiniz. Fark var aralarında. İmam-ı Azam'a müşrik dediler. Daha İslam'ı yıkmak için İslam'ın içine sokulmuş, kendinin Müslüman olduğunu iddia etmiş bir adam dediler. Bitmedi. Deccal dediler, Deccal. Hı hı. Yani insanlığın ve bütün dinlerin başına bela olan ahiret alameti bir adam. Sadece Müslümanların da değil. Ve bunları kendilerine göre delillere bağladılar. Mesela İmam-ı Azam'ın deccallığına delil olarak onun Medine'ye hiç gitmemiş olduğunu öne çıkardılar. Ve dediler ki, uydurdular hemen, Deccal Medine'ye giremez demiş Hazreti Peygamber. Hemen minareyi çalmadan kılıfı hazırladılar. Emevi hep böyle yaptı. İmam-ı Azam da Medine'ye girememiştir. Giremez çünkü peygamberin hadisi var. Deccaldır. Deccal Medine'ye giremez. Kendileri uydurmuşlar bir hadis. İmam-ı Azam bu ithamlarla bu dünyadan gitti. İmam-ı Azam'dan 106 sene sonra ölmüş. Buhari gibi bir adam. Meşhur 6 hadis kitabının en muteberi sayılan Buhari. Kitabın adı onun adından geliyor. El-Cami'us Sahih, teknik adıyla. O kitabın sahibi olan Buhari, İmam-ı Azam'ın kafir olarak öldüğü kanaatinde. Bunları saklayarak bir yere gidemezsiniz. Bunlar tarihin kayıtlarında, kaynakların içinde var. Şimdi siz İmam-ı Azam Efendimiz Hazretleri, hiç şüphe yok, sen efendim demesen de, hazret demesen de İmam-ı Azam Hazret zaten. Sen niye ona Hazret diyorsun? Hem Buhari Hazret hem İmam-ı Azam Hazret. Ya böyle saçmalık olur mu? Buhari Kitab-ı Zuafasında "Raculun la sikate lehu." "Raculun gayru sikatin" diyor. Güvenilmez adamdır diyor. Bir tane hadis rivayet etmemiştir İmam-ı Azam'dan. Ya İmam-ı Azam peygamberin hanımlarından süt emen insanlarla, sahabeyle görüşmüş tabiundan. Hicri 150'dir İmam-ı Azam'ın ölümü. Buhari'nin 256'dır. Yüz küsür sene fark var arada. İmam-ı Azam'dan bir tek hadis Buhari'nin kitabında yoktur. Niye? Çünkü güvenilmez adam diyor. Et-Tarihül Kebir'inde de deşiyor. Daha doğrusu irinini orada döküyor. Diyor ki İmam-ı Azam için 3 defa tövbeye davet edildi. Üçünde de müsbet cevap vermedi. Üstütibe selâse merrâtin felem yücib. Şimdi ben çok ilgilendiğim şeyleri bir defa okurum ve kaydederim. Çok ilgi duyduğum birinin telefonunu telaffuz ettiğimi kaydederim. İlgi duymuyorsam 1000 defa söylesen hiç kafama girmez. Bak bunu kaydetmişim. Kaç yıl önce okudum bilmiyorum. Üstütibe, tövbeye davet edildi. Selase merratin, 3 defa felem yücib. Hiçbirinde de müsbet cevap vermedi. Ne demek bu? İmansız gitti diyor. Şimdi peki, İmam-ı Azam ehl-i sünnet fıkhının babası, İslam fıkhının mimarı, kurucu dehası, ve bizim İmam-ı Azam Efendimiz Hazretleri. Hiçbir itirazım yok. Aynen öyle. Ben 10 yılımı verdim. Sırf İmam-ı Azam'ı araştırmaya. Ve iki kitap çıktı işte. İmam-ı Azam ve İmam-ı Azam Savunması. İki kitap. Peki nasıl olacak bu iş?
Şimdi biz ehli sünnet ne demekse dedikleri mezhebin en büyük imamlarından biri sayılan Buhari'nin imansız gitti dediği bir adamı nasıl ehli sünnet mezhebinin en büyük imamı? Hakikaten nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor kardeşim? Yani aklın apaçıklık ilkeleri veya ilkesi bu çelişkiyi bir kitlenin taşımasına izin vermez. Bunun bir çözüme kavuşturulması lazım. O da Efendimiz, o da. Nasıl Efendimiz ya? Nasıl Efendimiz? Buhari Ebu Süfyan için Hazreti Hamza'yı mızraklayıp sonra da ciğerlerini Hint'le birlikte söküp çıkarıp gözünü, kulaklarını, parmaklarını kesip gerdanlık yapan, ipe dizen adama Vahşi'nin Faziletleri diye kitabında bahis açmış. Hind'in Faziletleri, Ebu Süfyan'ın Faziletleri diye kitap açmış. Hazreti Hamza gibi İslam'ın kader savaşında Müslüman ordunun peygamber tarafından tayin edilmiş komutanı durumundaki Hazreti Hamza'yı Allah'ın arslanı diye peygamberin tebcil ettiği Hazreti Hamza'yı sadece cenazeler bahsinde veriyor. Hazreti Hamza'ya ait bir faziletler bahsi yok. Bu adam benim imamım. Buna mı güveneceğim ben? Ve onun güvenilmez dediği İmam-ı Azam'ı kaldırıp atacağım, öyle mi? Bakın, şimdi bunlarla nereye varacaksın diye sorar biri ve haklıdır. Bunlarla biz nereye varacağız? Bu çelişkilerin, bu kaosun, bu karmaşanın, bunun için, bu gayyanın içinden. Bütün bunları ben 40 sene sordum. Şimdi çıkış yolu açık belli. Bizim Kur'an'dan başka güveneceğimiz ve sığınacağımız hiçbir şey yoktur din adına. Hiçbiri güvenilir değildir. Güvenen Allah'ından bulur. Kendini mahveder. Bir tek Kur'an'dır. Allah'ın korumaya aldığı ve son tahlilde buna güvenin, bu sizin pusulanızdır, bu sizi sapmaktan korur dediği, Hablullah dediği, Allah'ın ipi dediği o kitaptır. Onun dışına çıktın mı işte bu tablolar gelir. Hadi buyur. Hadi buyur, din yap bunları. Peki, şimdi İdris'ciğim, sana sözü bırakacağım. Tablo bu iken, biz şimdi gavur kimdir sorusuna nasıl cevap bulacağız? Evet işte ben onu soracaktım. Siz benden ağzından aldınız. Kur'an'dan zaten gidip bulacaksın. O zaman bir cümleyle söyleyeyim. Kur'an diyor ki, bir, Allah'a inanan, ahiret günü de onun içindedir. Allah'a inanan, ahirete inanmazlık edemez. O onun lazımı gayri mufarıkıdır. Olmazsa olmazıdır. Tamam mı? Condicio sine qua non'udur. Eski tabirle. Onun için Allah'a iman, salih amel. Yani insanlığın hayrına iyilik, güzellik, işe yarar, değer üretmek. Barışçıl eylemler yapmak. O kelimenin içinde o var. Salih, sulh kökünden. Hem iyi, hayırlı iş, insanlığa yararlı iş demek, hem de barışa yönelik eylem demek. Öyle bir kelime seçmiş ki salih amel. Yüzlerce yerde Kur'an'da geçiyor. Kadın, erkek, kim diyor Allah'a inanır ve salih amel işlerse? Nüfus kağıdında Müslüman yazsın, Yahudi yazsın, Hristiyan yazsın, Sabi'yi yazsın, önemli değil. Allah onları kurtarıp ödüllendirecektir. Kur'an bunu veriyor. Muhammed Hamidullah bu ayetleri, bu biri Bakara 62, öbürü Maide 69 veya tersi öyle 60'lı ayetleridir Bakara ile Maide'nin. Diyor ki Hamidullah, mekanı cennet olsun, son tahlilde Kur'an'ın imandan anladığı budur diyor. Biz kendi hesabımıza göre amentüler belirlemişiz. Kur'an bunları onaylamaz.
veya onlar mufassalıdır. Olmazsa olmazlar şeklinde iman işte bunlardır. Şimdi Kur'an'dan ayetler paylaşan bir kadıncağız. Evet. Nüfus kağıdında onu yazmış, bunu yazmış. Kur'an'dan o ayetleri samimiyetle paylaşmışsa ki aksini niye söyleyelim? Biz böyle bir yetkimiz yok. Onun da zaten yasaklanmıştır bize. Evet. Paylaşmışsa biz onun samimiyetini var kabul ederiz. O zaman ben ne diyorum? Kur'an onu rahmetiyle kucaklasın. Daha kendine doğru çeksin. Daha ileri bir yerlere götürsün. Şimdi ben bunu görüyorum. Bir yans bu. Bir de bu yanki tarafta din imanı kimselere bırakmayayım. Senelerce ağzından salyalı kelimeler fışkırtarak, püskürterek ona buna din adına saldırmış, kendilerini dinin Allah'ın avukatı göstermiş adamlar. Bir gün bir sabah bakıyorsun ki Kur'an'ın sureleriyle, ayetleriyle alay ediyorlar. Şimdi Biyans mı gavur bunlar mı? Biyans mı gavur bunları koruyanlar mı? Bir gavur biraz da fantezi olarak algılamıyor. Yani ben dedim onun yani ilmi literatürde yeri yok onun. Hı hı. Ama halk dilinde var. Acaba bu kafir... Benim dinimden olmayan manasındadır. Öyle kullandı. Çünkü Hristiyan'a göre de biz gavuruz. Yahudi'ye göre Hristiyan, Müslüman hepsi gavur. Müslümanlara göre de onlar gavur. Biraz da... Şimdi Kur'an bize insanlık değerlerini yaratıcı kudretin önümüze koyduğu olmazsa olmaz değerleri veriyor. Bu değerlere sahip olan insan olmayan insan ayrımı yapıyor. Nüfus kağıdı Allah katında hiçbir anlam ifade etmez. Filancanın oğlu olman anlam ifade etmez. Kur'an bize gösteriyor ki babası peygamber olup kendisi batmış adamlar vardır. Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un karısı çocukları. Veriyor bize. Ve gösteriyor ki oğlu peygamber olup kendisi batmış babalar vardır. Hazreti İbrahim'in babası Azer. Evet. O halde güven nerededir? Güven işte o demin söylediğim ayetlerin verdiği ölçütleri hayatına egemen kılmaktadır. Acaba diyorum ki bu gavurla kafir karıştırılıyor mu bizde? Yani bir kafir yakıştırması gavurla aynı şeyde mi tutuluyor? Belli kesimlerde o da oluyor. Mesela gavur İzmir'di. Güncelleyip geldim baktım. Ya gavurla kafiri aynı manada kullanıyor. Evet. Dinci sapıklar aynı manada kullanıyorlar ve kendileri gibi düşünmeyen herkes gavur kafir, eşit kafir onlar için. Sana ben baştan söyledim. Hala sen bana şimdi diyorsun ki... Yok, bir şey söyleyeceğim orada da onun için. Şimdi, yani ben sana 40 sene teyemmümü anlatıyorsun. Sen sonunda bana diyorsun ki su bulamazsam namazı nasıl kılacağım? Meşhur bir... İdris yeme beni. Lütfen ya. Şimdi ben sana diyorum ki İmam-ı Azam'ı adam Müslüman saymamış. Ya dahası var. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam. Daha geriye gidelim. Hazreti Ali. Ali. İslam peygamberinin ey Ali sen konuşan Kur'ansın dediği tek adam. Ben ilim beldesiyim ey Ali sen de onun kapısısın dediği tek adam. Ali ötesi yok. Ya Ali'yi namaz kılmayan adam gavur ilan etme. Ali Kur'an'da şu kadar ayet, şu ayetler Ali'nin aleyhinde, Ali'nin kötülükleri hakkında inmiştir diye hadis uydurttu Muaviye zorbası. Şimdi birileri de çıkmış, Hazreti Ali diyor, lütfederek diyor. Hazreti Muaviye derken ağzından böyle şerbetler akıyor, Hazreti Ali de diyor.
de diyor, onu biraz itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani elinden gelse hayasız, utanmaz, imansız Ali diyecek sadece, Hazret demeyecek. Ama Hazreti Muaviye diyor. Allah seni onunla haşretsin. Tamam mı? Bakın şimdi. Hadi sen böyle bir zihniyetin içinden gavur kavramına cevap bul. Ben bulamıyorum hocam. Bulamazsın. Ben bulamıyorum. Yani. Bulama. Kur'an'a gideceksin. Ben geçen gün burada bir şey söyledim. Senle miydi, Kemal'le mi? Geçen hafta mıydı? Ondan. Ama hep söylüyorum yıllardır. Bak kardeşim. Ben ömrümü Kur'an'a vakfetmiş bir adamım. Eğer din dendiği zaman Kur'an'ın dini, Kur'an'ın içindeki din anlaşılmıyorsa ben o dine lanet ederim ve ben o dine mensup olmak istemiyorum. Ben dinsiz kalmayı o takdirde yeğlerim. Bana Kur'an'ın dini lazım. Dinse odur. Kur'an kendi getirdiği dine dinullah diyor. Allah'ın dini. Dinül hak diyor. Hakkın dini. Şimdi bekle, önümüzdeki aylar içinde deizm kitabım çıkacak. Hı hı. Çıkacak ama nasıl bir çıkacak biliyor musun? Orada hiç üstü açılmamış, kenarına böyle yaklaşılmamış Kur'ani hakikatlerden belki bir düzinesini deşifre edeceğim. Müthiş. Dinine dinullah, Allah'ın dini ve dinül hak diyor. Bu tabirleri kendi dini için kullanıyor. Şimdi işte din denince ben bunu anlıyorum. Öbürler tarihi, felsefi, lejender, mitolojik, esatiri, geleneksel, hatıralar, her şey olabilir. O manada hepsine saygı duyarsın, ben de sana saygı duyuyorum. Hiç benim problemim olmaz seninle. Ama bana hayatını ona göre yaşayacaksın. Hayatının olmazsa olmazı olacak din dediğin zaman ben Kur'an'ın kapaklarının içindekini anlarım. Başka hiçbir şey anlamam. Din oradadır. Peygamber de oradadır. Kur'an'ı çıkardın mı Muhammed kalır mı? Tabii ki. O da oradadır. Şimdi adam diyor ki efendim Kur'an'la peygamberi ayırmayalım birbirinden. Haşa ve kella. Ya nasıl ayırırsın birbiri, böyle saçmalık mı olur? Kim, hangi bühtan bunu yapıyor? Kur'an varsa Muhammed, haydi haydi vardır, Muhammed olmasa Kur'an zaten olmazdı. Tamam da Kur'an diyor ki ben Muhammed'i de hesaba çekerim. Muhammed'in rehberi de benim. Muhammed'in kriteri de benim. Bakın, Kur'an'la Muhammed'i Cenab-ı Hak eleştiriyor. Siz de bunu yaparsınız. Haşa, bu asla Cenab-ı Peygamber'e saygısızlık olmaz. Sizi alnınızdan da öper. Çünkü Hazreti Peygamber'in bu alemde bir tek derdi vardı. Kur'an'ın insan hayatına egemen olması. Kendi sözlerini yazdırmadı, yazılanları imha ettirdi Kur'an'la karışır diye. Kaygısı başına gelmiştir. Evet kardeşim, Kur'an kendisinin mahbedi olan Hazreti Muhammed'i de hesaba çeker, çekiyor, onlarca ayet var. Onun da rehberidir. Sade ben, sen, o, bu değil. Hazreti Muhammed de Kur'an'a uymak ve hesap vermek zorundadır. Nihai realite, kadiri mutlak, müteal varlık, ultimate reality dediğimiz Cenab-ı Hak'tır. O herkesi hesaba çeker ve Allah'ın bu alemdeki eli de Kur'an'dır. Allah adına Kur'an herkesi hesaba çeker. Ama hiç kimse Kur'an'ı hesaba çekemez. Ona teslim olursunuz. Büyük adam olursunuz o zaman.
onu hesaba çekmeye kalktınız mı sefil bir mahluk olursunuz. Hocam bu ben hemen biraz daha güncelleyeyim istiyorum. Tamam bu demek ki bir son cümle herkes anlasın. Ey ahali, gavur kimdir sorusuna Kur'an'a giderek yeniden cevap bulacağız. Bize bugüne kadar verilen cevapların hiçbirisi Kur'an'dan onay alamaz, vicdandan da onay alamaz, akıldan hiç onay alamaz. Evet, akıl. Alamaz. İslam akıl dinidir. Söz siz söylediniz. Senin patron, tamam. Siz buyur. Söylediniz. Aklı olmayanın dini olur mu? Ben onu sorayım şimdi. Buyur. Şimdi hocam, bir Osmanlıca tartışması, bu geçen hafta biliyorsun, inanılmaz bir Osmanlıca tartışması yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı dedi ki, istediğiniz kadar itiraz edin, Osmanlıca öğrenilecekti, öğretilecekti. Şimdi buradan hemen bir şey çıktı. Osmanlıca bir dil mi? Osmanlıcayı herkes yazıp okuyabilir mi? Siz okuyabiliyor musunuz hocam? Ya sen sor sorun işini. Şeye geleceğim. Ne demek yaz? Ben dünyaya Osmanlıca öğretecek benim mesleğim, işim o ya, ihtisasım. Peki. Sorulur mu öyle şey? Ben öğrenebilir evet. miyim? Niye öğrenemiyorsun? Şahsınıza dönük değil bu. Ben öğrenebilir miyim? İki, çok mu gerekli? Şimdi bir dakika, tamam. Sahip dökme bunları. Aynı şey. Osmanlıca. Şimdi bak, bunu niye yapıyorlar? Bu Allah ile aldatmanın Arapçacılık faslından bir aldatmadır. Belli sıkıştılar. Bu Maun Sarayı beyefendinin başına dert oldu. Evet. Şimdi Batı'da çıkan yazılar var Atatürk'ü o saraya gömmek için orayı yaptılar diye. Gene bugün bir İngilizce makale okudum. Geçen de başka Atatürk, bir yazı vardı. Atatürk Ormancı. Gayet tabii canım. Yüzlercesi çıkacaktır. Atatürk Orman Çiftliği. Yani lisan-ı hal ile deniyor ki ey Mustafa Kemal sen tarih yazdın. Yaptın. Yazmadın, yaptın. Yedi düvele kafa tutup istilacıları bu topraklardan kovdun. Türk ve İslam aydınlanmasının önünü açtın. 10 yıl, 12 yıl gibi kısa bir sürede akıl almaz tarihi değişimlere, gelişimlere, oluşumlara imza attın. Ama gittin o Çankaya'da küçücük bir konut, Kurtuluş Savaşı bağ sırasında evi. Bir nevi büro evi. Gibi kullanılmış. Tabii bir bağ evi. Orada ördü. Şimdi biz seni o konut köşkünle birlikte gömeceğiz. Nasıl gömeceğiz? 2000 odalı bir sarayın altına gömeceğiz. Nerede? Senin millete ziraatçılığı, tarımı, bir hayvancılığı öğretmek için çırpındığın, sonra da millete bırakıp çekip gittiğin, orada bunu özellikle yapacağız. Çok acımasız. Şimdi ben sen, aynen budur. Hiç kimse başka hesap yapmasın. Yani bu millet aklını yememişse hesap budur. Kendini aldatmasın. Seneler önce ben Habertürk'ten niye ayrıldım? Kovuldu demiyorum çünkü onlar demeden ben odamı topladım gittim. Bir yazı yazdım ben. Maç bitmedi diye. Üç yazımı yayınlamadılar. Tırtıkladı orasını, tırtıkladı burasını. Ben tırtıklı yazı yazmam dedim. Ama işte ama yok kardeşim. En son o yazı Fatih Altaylı. Hocam şurasını işte şurada yok dedim. Sansürlüyor yazını yani. Ama hocam dedim ki Fatih Bey hiç kendini yorma. Müsaade et dedim. Öbür telefonu kaldırdım. Alo İsmail benim şoför. Gel odamı toplayacağız. Bagajı boşalt gel. Duydun mu dedim Fatih Bey. Evet. İki saat sonra odayı topladım gittim. Ben böyle gider limon satarım.
babamın bıraktığı 100 dönüm civarında toprak duruyor amcamın çocuklarının elinde. Ben gerekirse gider orada tarlayı eker, fındık bahçeleriyle meşgul olur, yine karnımı doyururum. Ben bunu yaparım. Allah şahit, yaparım ben bunu. Ve zevkle yaparım. Onun için ben sürünmek pahasına bu kubbenin altında, şurada, burada olacağım, o koltuk bu. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Ne için o yazı benim oradan ayrılmamı, ne vardı o yazıda biliyor musun? Şunu diyordum. Sakıncalı yazılar diye o bir dosya duruyor. 3 tane yazı. Diyorum ki, şu an itibariyle Cumhuriyeti ve Atatürk'ü yok etmek isteyenlerle Cumhuriyet ve Atatürk'ün maçı, kavgası sayı itibariyle öbür tarafın galibiyeti de devam ediyor. Yani bir karşı devrim. Tabii. Evet. Şu anda sayı itibariyle orası galip. Yalnız diyorum, maç diye bir şey, knockout diye bir gerçek var. Knockout nasıl bir şey? Artık yerden kalkamayacak. Şimdi, kardeş. Hayır efendim, şimdi 15 roundluk bir maçı düşün. 14'ü sayıyla almışsın. Son round. Son roundda da beraber olsanız filan bitecek. 14-0 öndesin. 14. roundda bir kroşe koyuyorum sana. Bir sol direk koyuyorum, her neyse. Yere seriliyorsun. Ne oldu senin 14 sayı? Hikaye. Gitti. Hala ben onu geçerli sayıyorum. Şimdi görünüşe göre Atatürk, aydınlanma, cumhuriyet değerleri sayı ile kaybetmiş. Ya da kaybediyor. Ama knockout ihtimali her zaman var. Evet. Tarih, tarihin diyalektiği son roundda bir yumruk vurur ve 14 sayı hiçbir işe yaramaz. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şimdi bir şey daha dedi Bayazı'da. Dedim ki, bu cumhuriyeti yok etmek isteyen zihniyetin esas hedefi ve başarısının nihai göstergesi Anıtkabir'in dümdüz edilip imara açılmasıdır. Hedef budur. Bu çok rahatsız edici tabii. Hala hedefleri budur. Söyleyemez bunu kimse. Ben de sen böyle diyorsun diye müşahhas kimseye söyleyemem bunu. Zihniyet diyorum. Kim o zihniyetin içine kendini koyuyorsa buyursun koysun. Ve bir şey daha söyledim, yazdım, ekranlardan da söyledim. Son kitabım Özgürlük ve İsyan'da da vardır o, bir bağlamda. Onu da soracağım hocam biraz sonra bu kitaplarla ilgili. Ben, dur, şunu bitireyim. Evet. Dedim ki, Batı'dan birileri gelse, Atatürk'ü çökersinler diye bu zihniyete destek veriyor ya, maddi, manevi, stratejik, her türlü desteği veriyor. Her türlü desteği, Amerika'sı, Avrupa'sı. Niçin? Çünkü Atatürk'ün anti-emperyalist, zulme karşı, sömürüye karşı ruhu, reçetesi egemen olmasın. İslam dünyasının kaynaklarını sömüremeyiz aksi takdirde. Atatürk İslam dünyasında örnek ve önder olmamalı. Batı bunu 40 sene, 50 sene önce uygulamaya koymuş. Atatürk daha yaşarken bunu tespit etmiş. 50 sene, 60 seneden beri de uygulamaya koymuş. Onun için destek veriyor. Bunları sevdiğinden mi destek veriyor? Nefret ediyor bunlardan. Nefret ediyor bunlardan. İsimleri anıldığı zaman kusuyor. Ama destek veriyor. Niye? Mustafa Kemal
sıkıntısını aşmak için. Ona bir hala büyük bir engel görüyor. Hala, hala ve daha kurtulamaz. O daha 100 sene gider o engel. Boşuna uğraşmasın. Şimdi dese ki bunlara Batı, bakın siz Mustafa Kemal'den nefret ediyorsunuz değil mi? Onun şirk şaibeli dine vurduğu darbe, Mekke müşriklerinin, Ebu Cehil'in standartlarına uygun ama adına İslam denmiş dine vurduğu darbe sizi rahatsız ediyor. Çünkü siz de oraya mensupsunuz. Tamam, ben size bu desteği veririm. Bu öyle sıradan bir destek değil. Ama dese, farz-ı muhal, şu Kabe var ya, Kabe, o tevhid dininin mabedi, sizin Kur'an dininizin de temel orayı da dümdüz ederiz. Anıtkabir'i dümdüz ederiz. Onunla birlikte Kabe'yi de dümdüz ederiz. Bu şartla kabul ediyor musunuz? Ben diyorum ki, İslam dünyasında ve özellikle Türkiye'de bu imansız ve alçak şarta evet diyecek adamların sayısı düşünülenden çok fazladır. Batı bunu biliyor. Batı onun için bunlardan ümidi kesiyor. Peki hocam bunlar bu neye hizmet için peki bu Allah aşkına ya? Onu da sen yorumla neye hizmet olduğunu. Ya ne demek neye hizmet? Saltanat dinciliği diyorum. Bak saltanat dinciliği. Bugüne kadar Angutlar ne dedi Angutizm? Gericiler. Sen ilerici olduğunu nereden belli? Bana göre de sen gericisin. Yani Angutların dincilerden daha az gerici olduğunu kim bana kabul ettirebilir? Bu kaypak kavramları bırakın. Öyle kavramlar kullanın ki dinciliğin omurgası çöksün. Nerede bu kavramlar? Bunlar Kur'an'da. Saltanat dinciliği. Şimdi Mustafa Kemal geldi, saltanat dinciliğine darbe vurdu. Din-ü sultana darbe vurdu. Allah'ın dinine haşa darbe vurmadı. O dinin müntesibiydi o. Çok iyi bilmeyebilir. Bekleyemezsiniz ondan. Hayatı cephelerde, savaş meydanlarında geçmiş bir insan. O dinin mensubuydu. O dini seviyordu. Yaptığı işlerin o dine uygun olduğunu, o dinin talepleri olduğunu hayatı boyunca son nefesine kadar söylemiştir, iddia etmiştir. Kaçak, kaypak, asla böyle güreşmemiş. Ben bunları yapıyorum ve bunlar benim dinimin hakikatine uygundur diyor adam. Sen çıkıp diyebiliyor musun ki ben şunları yapıyorum, bunlar Kur'an'a uygundur. Çık desene benim yaptıklarım Maun suresine uygundur. De bakayım. Evet. Ha? Öyle bedava diye 10 rekat namaz kılmakla kimi kandıracaksın sen? Kimi kandıracaksın? Artık kimse bunları kanmıyor bunlara. Herkes biliyor ki o Kur'an o tip namazları lanetliyor. Ama Kur'an namaz kılmayanları lanetlemiyor. İkaz ediyor sadece. Ha, bunu artık millet öğrendi. İşte benim de şey etmek istediğim, demin değinmek istediğim oydu. Yani neden bu? Demek ki o saltanat. Saltanat dinciliği diyeceksin. Dinin ideolojileştirilmesi diyeceksin. Şirk şaibeli din diyeceksin. Kur'an'dan alacaksın bunları. Bunlar Kur'an'da var. Maun dinciliği diyeceksin. Tamam mı? Lanetli namazlar diyeceksin. Kamu haklarına tasallut yüzünden dinsizleşme diyeceksin. Yine Maun suresinden alarak dinci dinsizler diyeceksin. Nitelikli imansızlık diyeceksin. Bunlar orada var. Bütün bu suçlamalarla... Ya Angut! İnsana sen ki... Angut kardeş, senin bunlardan haberin yok. Bunları 90-100 yıllık gecikmeyle ben sana söylüyorum, hala kıymetini bilmiyor, bir de mırın kırın ediyorsun, Allah'ın cezası. Hala mırın kırın ediyorsun, bu ne demektir? Bunlardan yararlanamayacaksın demektir. Zaten Allah sana nasip etmez. Niyetin halis değilse bunlardan yararlanamazsın. Ben istediğim kadar yazayım.
İslam tarihini koydunuz oraya. Bunu söyleyeceğim. Yazayım dedim. Gönlüm bugün dedi ki, ya benim de böyle bir kitabım olsa. Hemen oraya geçelim şimdi. Vaktimiz azaldı çünkü. Şimdi, bu ne biliyor musun? Bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Evet. Kitaptan aydınlığa madem. Filibeli Ahmet Hilmi'nin İslam Tarihi. Bu Şehbenderzade diye konsolos çocuğu olduğu için bilinen son devir, 1914'tür ölümü, son devir Türk mütefekkirlerinin bana göre en önde gidenidir. Bu kitap muhteşem bir kitaptır. Tek cilt mi hocam? Tarih kitabı gibi görünüyor ama bunun içinde felsefe var. Bunun içinde din var. Bunun içinde tarih var. Bunun içinde Hazreti Peygamber var. Bunun içinde tefekkür var. Bu sadeleştiren de bir iki yerde herhalde tasih hatasıdır, kaçmış. Gördüm onları. Güzel sadeleştirmiş. Çok güzel bir kitaptır. Bunu herkes okusun. Ben satır satır okudum, bugün bitirdim. Bitirdim ve buraya getirdim. Tamam mı? Bakın, en son sayfası, en son sayfasında bile kenarını çizdiğim yerler var, bak. Bu kitap çok değerli bir kitap. Allah Filibeli Ahmet Hilmi'nin makamını cennet etsin. Evet, hakikaten ben de kitapla hayatı, kitapla geçmiş bir insan olarak bu, ya dedim ben de böyle bir kitap yazabilsem. Hocam çok kitap yazdın, şimdi deizm çıkıyor değil mi? Deizm yani çıkacak önümüzdeki aylarda. Şeyde ya yani, bu öncelik onda mı yoksa özgürlük ve isyan mı? Hayır, özgürlük ve isyan baskı da canım. Ha, baskı da şu anda. Tabii canım. Muhteviyatı yani çıksın bu, da ondan sonra. Tamam, onu o zaman konuşalım ama şunu merak ediyorum. Özgürlük ve isyan bu iki kelime ve iki kavram tarihsel süreç içerisinde bütün insanlar. Bunlar da birbirinin lazımı gayri mufarıkadır. Evet, olmasa olmazları. İsyan ruhu olmayanlar özgürlüğü hak edemezler. Mümkün değil zaten. Hani Büyük Atatürk'e Suriyeli bir toplum öncülerinden biri, efendim biz de istiklalimizi kazansak, biz de versek, tabii yaparsınız demiş. Bir tek şartı var, ölmeye hazır olacaksınız. Mustafa Kemal. Tarihin ona verdiği unvana bakın, Gazi. Gazi hem gaza eden, hem de şehitliğe aday demek. Şehitliğe aday olmadan adam olamazsınız. Şehitliğin kapısından dönmek gibi bir şey ya da orada durmak gibi. O Allah'ın takdirine kalmış. Hı-hı. Olursanız şehit olursunuz. Olmazsanız o ruhu taşıdığınız için tarih sizi yine tebcil eder. Ama şehit olmayı onur bilmeyenler onurlu bir hayat yaşayamazlar. Hayat böyledir. Hayat bizatihi kendi yapısı içinde namusu, onuru, iffeti ifade eder. Hayat bizatihi öyledir. Biz kirletiyoruz hayatı. Onun için hayat onur ve özgürlük için ölümü şeref bilmeyenlere onur vermez. Onları onura layık görmez, alır ellerini. Onlar para sahibi olabilirler, servet sahibi olabilirler, mevki sahibi olabilirler, güç sahibi olabilirler, güçleri önünde herkesi eğebilirler ama onurlu adam olamazlar. Tarih onları evet, onurlu adam diye kaydetmez. O, tarih, bakın şimdi bu özgürlük konusunda çok şey okuduk tabii. Ben şimdi ukalalığını etmek istemiyorum ama Cicero'nun ettiği o sözden yola çıkarak, aç insan özgür olamaz. Ve bir özgürlük kavgası. Özgürlüğünü elde etme. İsyan, başkaldırı.
başkaldırının olmadığı yerde bedel ödemeden, risk almadan bağımsız olmak, özgür olmanın imkanı var mı? Bu da Çiçero yok. Çiçero diyorsun sen, Çiçero. Evet. Ya ben burada defalarca Kur'an'ın Firavunları kim yarattı sorusuna verdiği cevabı gündeme getirdim. Evet, konuştuk hocam zaten. Evet. Firavunları kim yarattı diye Kur'an soruyor. Zuhruf suresi 54-56. Ayetlerde de orada direkt daha tafsil eden ayetler var, cevap veriyor. Firavunları bu kelimeyi kullanıyor. Onlara itaatte bir mahsur görmeyenler yarattı diyor. Bitmedi. Ve bunu yaparak bizi diyor üzdüler. Asefuna, bizi eseflendirdi, üzdü, taciz ettiler. İntakamna minhum. Biz de onlardan intikam aldık. Mazlum olmak kolay değildir beyefendi. Zalim olmak kolaydır. Mazlum olmak kolay değildir. Mazlum olmak bir insan olmayı gerektirir. Bu ülkede mazlum var mı? Bu ülke zulümler cehennemine döndürüldü. Bu ülkeyi zalimler yönetiyor. Bütün imkanlar, hukuk, her şey zulmün payandası. Nasıl oluyor bu iş? Mazlum yoktu onda. Mazlum yok. Komürümü veriyor diyor. Komürümü veriyor. Ramazanlarda da çadırlarda karnımızı doyuruyor. Ben onun diyor bilmem neyinin kılı olurum. Zihniyet bu. Bitti. Komürümü veriyor diyor. Komürünü veriyor. 300 küsür insan orada o komür için ölüyor. Birileri kasalarını dolduruyor. Ölenler gitti. Kasalar dolu. Komür de devam ediyor. Sonra da kimdi geçen bana işte halkı uyandırın da ne uyanması ya? Hangi uyanması? Neyi uyanacak? Bir halk dünya bağırıp duruyor. Türkiye'de 20 milyon civarında insan açlık sınırı civarında. Yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırı civarında. Açlık sınırında da birkaç açlık milyon. Açlık sınırı 3 milyon. Tamam. İyi ya. Tamam beyefendi, tahsiye et, teşekkür ederim. 20 milyon hocam, yoksulluk sınırı abi, civarında. Yoksulluk sınırı çok önemli bir rakam. 3 milyon açlık sınırı. 3 evet. Milyon, 3 milyon kaç tane ülke var dünyada? Onlarca. Yani birkaç ülke kadar insan açlık sınırı civarında, en az bir ülke kadar insan da yoksulluk sınırı, şey, açlık sınırı civarında, öbürler yoksulluk. Böyle bir ülkede hiç yokken 12 tane cumhurbaşkanının, 11 tane cumhurbaşkanının ferah feza, alay vala ile mis gibi tertemiz geçinip görevini icra ettiği bir yer dururken 5 katrilyonunu devletin harcayarak milletin, bu milletin 2000 odalı saray yapmanın... Onu da tavsiye edeyim. Peki hocam. Ben sana... Onu da tavsiye edeyim. Neyse, ne diyeceksin? Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesi. Ne? 1150 küsür oda. Ha öyle, peki evet. 1100. Peki, öyle söylüyorum. Hayır, tamam ben biliyorum ama sonradan açıklamalar geldi çok önemli ağızlardan. Değil, bittiği zaman 2000 oda olacak. Peki, 1000. Sen bana dünyanın herhangi bir yerinde 1000 odalı bir sarayı göstersene. Gösteremem, bilmiyorum çünkü. Mesela Beyaz Saray'da kaç oda var? Hayır efendim, ne alakası Beyaz Saray'da? Beyaz Saray'la ne alakası var yapmayın, hocam? Yapmayın, etmeyin. Şimdi bunu görme, bunu görmüyor mu bu millet? Vardır elbet bir nedeni, bir açıklaması da makul ya da makul olmayan. Onlar da söylüyorlar hocam. Açıklaması gayet tabii var ya, açıklamasız iş olur mu? Vücut bulan her şeyin açıklaması tabii olarak vardır. Açıklaması var Maun suresinde. Açıklaması var. Ben oradan alarak Maun Sarayı diye ad koydum. Evet, Maun Sarayı cümlesiyle bitirelim hocam. Bu akşamı da haftaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Kitaptan Aydınlığa programında Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le önümüzdeki hafta yine aynı saatte, saat 20'de Kanal Sokak ekranlarında birlikte olacağız. Evet. İslam Tarihi kitabını çok önemli
Çok güzel orada, ve sadeleştirilmiş. Bu muhteşem bir adam, muhteşem bir kitap. Sen de oku. Seve seve. Tarihi çok severim zaten. Bu sadece ve, tarih değil. Bunda çok şey var. Ve biraz bunu oku. Yani merakla inceleyeceğim, bakacağım hocam. Evet sevgili seyirciler, sözü daha fazla uzatmıyoruz. Ardımızdan hemen Başkanlar Konuşuyor programı var. Sevgili Mete Altman, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Bey'le burada sizinle birlikte olacak. Onun ardından Dünya Sohbeti programında Mehmet Suha sizinle konuklarıyla birlikte olacak. Biz de bu akşamlık bu kadar. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Sana diyor ki hayatı ben verdim, ben aldım. Fikir ve düşünce özgürlüğü. Aydın insan. Kesin bak, tırnak olacak bir tane adam olmadı.